Arkadaşlar merhabalar. Çaylar, kahveler hazır mı? Evet. Bir taraftan çayınızı, kahvenizi yudumlarken bir taraftan spor dünyasında, özellikle futbol dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Şimdi transfer dönemi değil ve bu transfer haberleri nereden çıkıyor diyenleriniz var ama özellikle büyük kulüplerde transfer hiç bitmiyor. Şimdi Kış transfer dönemi, ocak transfer dönemi bitti. Bir taraftan takımlar yarışırken diğer taraftan da yaz transfer dönemi için hazırlıklar yapılıyor. Niye diyeceksiniz. Bir taraftan sözleşmesi biten oyuncularla bağlantı kuruluyor. Kulüplerinden izin alınarak görüşmeler yapılıyor. Diğer taraftan önemli yıldızlarla pazarlıklar şimdiden başlıyor. Yani transfer özellikle büyük oyuncuları transfer edebilmek için Güney Amerika'dan, Brezilya'dan, majör liglerden uzun uğraşlar gerekiyor. Mesela önce futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme yapılıyor, şartlar sunuluyor. Sonra oyuncunun nabzı yoklanıyor, sonra kulübüyle ilgili temaslara geçiliyor. Yani bir roman gibi giriş, gelişme, sonuç bölümleri oluyor. Özellikle sonuç bölümü çok çetrefilli ve zor geçiyor. Çünkü orada paralar konuşuluyor. Ama bir de şu var. Oyuncu diyelim ki e, Türkiye'ye ya da Türkiye'de herhangi bir kulübe gelmeyi kabul etti ama eğer Evliyse ve çocukları varsa önce eşini ikna etmesi gerekiyor. Çocuklarının okulu varsa çocukların okul durumlarını Türkiye'de sorguluyorlar. Yani işte atıyorum İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Portekizce eğitimi veren okullar var mı? Bunlara göre bir standartlar belirleniyor ve onun sonucunda görüşmeler hızlanıyor. Ama şimdiden bu ön görüşmeler. Scout ekibinin belirleri, isimlerle ilgili ön görüşmeler yapılıyor. O yüzden kalkıp da ey zeki, yani transfer dönemi değil, nereden çıktı şimdi bu transfer haberlerini veriyorsunuz şeklinde eleştirileriniz olabilir. Doğal karşılıyorum ama şunu da söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe'nin Roberta Carlos transferi tam 6 ayda bitti. Anelka transferi 4 ayda bitti. Roberta Carlos transferi sırasında Sayın Aziz Yıldırım, benim yaptığım gazeteyi yani fotomaç gazetesinin tam 16 kez yalanladı Roberta Carlos'u almayacağız, Roberta Carlos gündemimiz yok diye Bu da bir taktiktir Eskiden kulüpler çok böyle bu şekilde yalanlamalarda bulunuyorlardı Artık yalanlamada bulunmuyorlar Çünkü niye yalanlamalarda bulunuyorlar? Fiyat artıyor, başka kulüpler devreye giriyor, ezeli rakipler devreye giriyor diye Ben bunu Sayın Aziz Yıldırım'a sorduğumda Niye bu kadar yalanladınız bizi ve sonunda Roberta Carlos'u aldınız? Zeki Bey bugün olsa bugün de sizi yine yalanlarım demişti. Bu bir taktiktir. Yani şunu düşünmeyin. Aa bak kulüp yalanla da hala yazıyorsunuz. Hiç öyle şey yok ve şunu da söyleyeyim. Gerek Aspor'da gerek fotomaçta verdiğim transfer haberlerinin hepsi listede olan isimler. Yani ben burada bir transferin gerçekleşme şansı %5 de olsa bunu sizinle paylaşacağım. Bana Twitter üzerinden ve Instagram üzerinden o kadar çok transferle ilgili ve tuttuğunuz takımlarla ilgili sorular geliyor ki bunlara cevap veremediğim için mahcup oluyorum. Bunun ezikliğini çekiyorum. Ve o yüzden e, bu kanalı açtım. E, Transfer TV Plus kanalımda, YouTube kanalımda bundan sonra gün gün e, tuttuğunuz takımlarla ilgili. Öncelikle şimdi dört büyüklerden başladım. Sonra bütün Süper Lig takımları, Anadolu kulüpleri ve e, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, e, Bal Ligi'ne varana kadar da haberler de vereceğim, onu söyleyeyim. Şimdi gelelim, bir taraftan da kahvenizi çayınızı için tabii samimi bir havada geçsin istiyorum e, buradaki sohbetlerimiz. E, lig yarışı devam ediyor, evet kulüpler lig yarışında kafa kafaya 3 kulüp gidiyor. E, nefes nefes hatta, tadından yenmeyecek bir yarış var. Bir taraftan işte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki demet savaşları vardı. Bugün nihayete erdi aslında. Galatasaray cevap vermedi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin de haklı olduğu tarafları gördük. Galatasaray'ın da bazı haklı olduğu taraflar var. Neyse bunlar ezeli rakipler. Galatasaray olmadan Fenerbahçe, Fenerbahçe olmadan Galatasaray ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor olmaz. Eğer rakipleriniz ne kadar güçlüyse sizin kazandığınız zafer ya da şampiyonluk o kadar değerli ve güçlü olur. Bunu sakın unutmayın. Ee, Ezeli rekabet, ebedi dostluk. Bunlar hiç bitmez. Çünkü kulüpler birliği toplantılarında bu kulüp başkanları bir araya geldiğinde hoş sohbet, pastalar, börekler, kekler, e, yemekler, yenir, e, çaylar, kahveler içilir. Sonrasında kameralar önünde dosya, e, görüntüler verilir. ve Gerçekten böyledir. Bu kulüp başkanları aslında hepsi birbiriyle dost. Bunu unutmayın. Futbolcular da öyledir. Sağ içinde bazen didişirler, e, tartışırlar ama ee, özel yaşantılarında hepsi birbiriyle dosttur. Taraftarlar da öyledir. Ee, sizin de biliyorum ki benim de öyledir. Ee, bütün takım arkadaşlarınız, işte Fenerbahçe'de arkadaşlarınız vardır. Galatasaray'la, Beşiktaş'ta, Trabzonsporlu, Bursasporlu. Benim de öyle bir sürü arkadaşım var. Önemli olan insanlık, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı. Güzel ahlak. Şimdi gün içinde yine transfer gelişmeleri e, yaşandı. Bana bu sonuçta bir spor gazetesinin yayın yönetmeni olarak fazlaca transfer haberleri geliyor. Bunların birçoğunu aslında eliyorum. Mantıksız olanları eliyorum. Ama e, e, az çok teyit edebildiğim haberleri de sizinle paylaşıyorum. Mesela e, bugün karışık vereceğim transfer haberlerini her takımdan karışık şekilde vereceğim. Mesela Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, rekabet içine girdiği bir oyuncu var. Bir de şunu söyleyelim, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta transfer stratejilerini değiştirdiler mali yapıları nedeniyle. Artık genç oyunculara yöneliyorlar, gelecek vadeden oyunculara yöneliyorlar. Bu çok önemli çünkü oyuncuları parlatıp, Avrupa'ya satıp bu işten para kazanmak istiyorlar. Onu söyleyelim, mesela Fenerbahçe ve Galatasaray, Ankara gücünün genç ön liberosu Atakan Gündüz'ü gündemine aldı. Atakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübüyle şu anda e, sözleşme e, yapmayı pek düşünmüyor. E, sözleşme teklifini geri çeviriyor. Çünkü menajerlerine e, menajerleriyle de temasa geçildiği için e, oyuncuya da bu bilgilendiriliyor. Oyuncu, her oyuncunun da Anadolu takımlarında oynanan her oyuncunun da hayali Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş da Trabzonspor'da oynamaktır. E, Fenerbahçe Atakan'ı Luis Gustavo'ya alternatif olarak Galatasaray ise... E, Taylan'a bir alternatif olarak düşünüyor. E, sezon bitmeden bu transferle ilgili daha e, radikal gelişmeler e, su yüzüne çıkacaktır. Ben tabii buradan gün gün e, sizlere bu konularda bilgilendireceğim. Bunun sözünü vereyim. E, yani transferle ilgili olarak hiçbir mecrada, hiçbir yayın organında, hiçbir kanalda benim burada vereceğim transfer haberi kadar transfer haberini hiçbir yerde bulamazsınız. Eğer kulübünüzde ne olup ne bitiyor, bizim takım hangi oyuncuyu transfer döneminde alacak, kimlerle ilgileniyor, kimleri gönderecek, sözleşmesi biten oyuncularla sözleşme yenilenecek mi? Bunlarla ilgili bütün bilgileri bende bulabilirsiniz. Dediğim gibi kanalı daha yeni açtım. Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone oluyorsunuz. Bu çok önemli. Siz abone oldukça, abone sayısı arttıkça... Ben sizlere daha çok haberler vereceğim ve her gelişmeyi sıcak tutacağım. Bunun dışında özel haberler de vereceğim. Kulüp içinden neler yaşanıyor, neler bitiyor, maçlar öncesi kulüp takımların son durumlarını vereceğim. Maçlardan sonraki genel yorumlarla işte atıyorum. Tuttuğunuz takım neden nasıl kazandı ya da neden kaybetti. Bunlarla ilgili de net ifadeler bilgiler vereceğim. Soyun modasında neler yaşandı. İşte maçtan önce neler yaşandı, kampta neler oldu, bütün e, bilgileri burada sizinle paylaşacağım. Bu konuda çok şanslısınız çünkü ben bu işe gerçekten emek vereceğim, sizi bilgilendireceğim. Sizin bu kanal artık bir başvuru kaynağınız olacak. Bu konuda e, size garanti veriyorum. E, gelelim yine e, Galstrey ile ilgili e, bir transfer iddiası. iddia değil artık bu çok dinleniyor. Tıpkı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi gibi. Milan'da harika yaratan Hakan Çalanoğlu Fatih Terim'le sık sık görüşüyor. E, Hakan Çalanoğlu koyu bir Galatasaraylıdır ve Fatih Terim'le yaptığı son görüşmede e, bir gün mutlaka Galatasaray forması giymek istiyorum e, demiş ve Fatih Terim de buyur gel sana kapımız açık demiş. Bunu da ifade edelim. E, şimdilik siz çaylarınızı için e, ve ben e, ikinci bir haber e, videosu çekeceğim. Orada da çok değerli transfer haberleri var. Ama şimdilik bir an 5 dakika müsaade istiyorum. Çünkü ben de çayımı kahvemi içeyim ve sonra e, diğer takımlardan e, tuttuğunuz takımlardan transfer haberleri ve özel haberler vereceğim. Ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Takibe devam. Teşekkürler.